Diyor ki ya Huzeyfe, ağaçlar çok olsa da meyve vermediğinde. Neydi alametler? Sıra sıra sayıyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ağaçlar çok olacak ama meyve vermeyecek. Ne demek meyve vermeyecek biliyor musun? Bak çok basit bir örnek vereyim. Fındıkçılar bilir. Bu sene fındıklara bir böcek musallat olmuş. Çoğu kimse fındık toplayamamış. Ordu'da falan herhalde, o bölgelerde. Adam diyor koca tarladan bir fındık alamadık diyor. Bir fındık. Ama dallar doluydu. Ne oldu? Bizim bir tanıdık var. Tarlanın yarısını kurtardım diye seviniyor. Bak. Tarla dedim arkadaş. Şey yani koca tarla. Bayağı bir şey yani fındık. Tarlanın yarısını kurtardım diye seviniyor adam. Bir yağmur yağıyor. Allah Celle Celaluhu bütün meyveleri ne yapıyor? Tak aşağı indiriyor. Ağaçlar çok olsa da, meyveler çok olsa da Allah Celle Celaluhu yedirmiyor, nasip etmiyor. Bu kıyametin alameti. Alım gücü azaldığında, ya arkadaş 1400 küsür sene önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam alım gücü azaldığında diyor. Bugün ekonomistlere sor ne diyorlar arkadaşlar? Ülkede alım gücü çok azaldı. Al sana. Al sana abi. Biz böyle söyleyince de bu da yine diyor Allah'tan oluyor diyor. Lan kimden oluyor? وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى. Oku attığında sen atmadın. Oku Allah attı. Ayet. Hadi bakalım. Bedir Savaşı'ndan sonra sahabeler dedi öyle attım, böyle vurdum, böyle öldürdüm. Aralarında konuşuyorlar. Bak ne diyorlar sahabeler? Ben vurdum, ben attım, ben öldürdüm. Ayet indi. Oku sen atmadın, Allah attı. Ben Allah ekonomiyi bozuyor deyince bu da diyor ekonomide Allah, tövbe Allah iftira atıyor bana ya. Lan ayet lan. Oku atan Allah diyor. Oku atan Allah. Öldüren Allah diyor ya. Sahabeler indi bu ayet. Bak alım gücü azalacak diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu durumları bildiren kim? Allah Celle Celaluhu. Ondan sonra Hüseyin ne konuşuyor ya? Konuşma be. Hüseyin Allah için konuşuyor. İster inan ister inanma. Ben ayet hadis konuşuyorum. Kimse zorla bir şey anlatmıyoruz burada. İsteyen alır isteyen almaz. Bana ne? Sarsıcı rüzgarlar çoğaldığında. Daha dün gördüm. Amerika'da rüzgar var ya. Evi, arabayı, her tarafı. Buralarda da oluyor. Geçen nerede? Bir yerde gördüm. Gölde ya. Göl. Gölde bir hortum olmuş kocaman. Başka bir yerde 13-14 tane hortum. Abi yani iyi anlayın. Bunlar kıyametin yaklaşının alametleri. Peşine diyor ki ters ilişkiler çoğaldığında. Allah Allah. Bak geçen gün bu Cübbeli Hoca'nın evinde bir şey oldu. Ne oldu? Gençlerin soruları, yaşların sorunları diye. Orada biz de programdaydık, evdeydik. Şimdi orada bir soru geldi. Neydi? Cinsiyet değiştiren biri namazı nasıl kılacak? Bak gelen soruya bak. Bak gelen soruya bak abi. Güzel soru, bir şey demiyorum. O gün orada hatta bu sorunun istişaresini yaptık. Hocamla da konuştuk. Dedik soru güzel. İyi ki geldi. Niye? Düştüğümüz hale bak. Bu halde olanlar var ya. Müslüman ülkede maalesef adam cinsiyet değiştiriyor. Sonra pişman olması da güzel. Bir şey demiyoruz. Pişman olacak. Tövbe edecek. Allah'a yönelecek. Yaptığını yanlış olduğunu farkına varacak. Bu ayrı bir şey. Ama maalesef Müslüman düşüğü ahvale bak. Cinsiyet değiştiren biri neye göre namaz kılacak? İlk yaratılış fıtratı neyse ona göre kılacak. Bu adam doğduğunda neydi? Adam erkek neyse ya da bu ne kadındı. İlk mesela kadın. Erkek oldu. Neye göre namaz kılacak? Kadına göre. Erkek doğdu sonradan kadın o ne yapacak? Erkeğe göre. Al sana soru. Ama işte düştüğümüz hallere bak. Bunlar neyden göre arkadaşlar ortaya? Bu LPG'ciler biliyorsunuz normalleştiriyor. İşte onur yürüyüşü. İşte bize karışmayın. Biz özgür olmak istiyoruz. İstediğimiz cinsiyete gireriz. Ya sen pisliği yapıyorsun da bari el alemi çoluğunu çocuğunu zehirleme be. Ya bunlar ne kadar rahat ya. Adamlar on binlerce kişi yürüyüş yapıyor ya. Cinsiyetimize dokunmayı bilmem ne yapayım. Müslüman ülkede ya. Ondan sonra laf edince de siz de ne konuşuyorsunuz? Ne hale geldik be? Yani bu ters ilişkiler çoğalınca soru şeyi mevzusu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'a yükseldi. Ne yaptı? Baktı yerde taşlar var. Dedi ki ey Cibril bunlar ne? Dedi ki bunlar dedi Lut kavminin başına atılan taşlar. Lut kavminin başına atılan taşlar ahir zamanda senin ümmetinin başına atılacak. Bunlar iyi günlerimiz. Daha beterleri olacak. Rabbim neslimizden gelenlere bunları göstermesin. Amin. Amin. Yani çok büyük sıkıntı. Bela. Peşine gereksiz yere yapılan yeminler çoğaldığında
Esnaflar özellikle, aranızda esnaf varsa boş yemin etmeyin abi. O maldan bereket de gelmez, hayır da gelmez, ben sana söyleyeyim. Abi vallahi bana bu fiyata geldi yeminle. Yapma abi. O mal satılacaksa satılır. Bak sana bir iman meselesi söyleyeyim. Müslümanlar buna hemen kalbi ısınır. Bak büyükler şöyle der. Müşterinin kalbine hangi dükkana koyacağını, hangi dükkana gideceğini koyan Allah Celle Celaluhu. Anladın mı mevzuyu? Bir insanın kalbine şu dükkana gideyim, şuradan alışveriş yapayım ne? Onu diyor Allah Celle onun kalbine koyuyor. Ne zannediyorsun sen be? Bu imandır. İnanmayan kendi düşünsün. Peşine geçim zorlaştığında gideyim. İnsanlar anne ve babalarına küfrederek karşılıklı olarak şakalaştıklarında analar babalar çocuklarına, çocuklar analara babalarına hiç saygı, sevgi, muhabbet. Ya eskiler bilir abi. Meşhur bir laf vardı eskiler. Ne derlerdi? Biz babamızın karşısına bacak bacak üstüne atamazdık derler büyükler. Değil mi? Böyle bir şey vardı yani. Şimdi ne ana kaldı, ne baba kaldı. Herifler TikTok'ta, Instagram'da babasıyla şamata yaparak, makara yaparak milyonlar izleniyor. Babasına vuruyor, ense köküne patlatıyor, kafasında yumurta kuruyor. Adamı suratına karpuz fırlatıyor, baştan aşağı işte ne bileyim kola döküyor, bir şeyler döküyor. Millet de gülüyor. Ha ne kadar komik. Adam babasına ne güzel makara yapıyor. Müslümanların haline bak. Ve baba, aynı videoda baba çocuğa küfür ediyor. Senin ananı avradını diyor. Daha şeyleri de var, ben söylemeyeyim yani. Ama bunlar normal abi. Normal abi. Hüseyin ayet hadis konuşunca bunu konuşuyor lan, bu ne diyor. Ya abi bırakın bu işleri ya. İşine gelen alıyor. Dedim ya her zaman söylüyorum. İşine gelmeyen de zaten bir kulp bulmaya hazır mı? Hazır abi. Sevmeyen adam zaten sevmediğine bahane bulmaya hazır. Rabbim Celle Celaluhu kıyametin bu sıkıntılı alametlerinden bizleri uzak eylesin. Amin. Amin. Ama bunlar elbet yaşanıyor. Yaşanacak. Daha da kötüleri ortaya çıkacak. Rabbim Celle Celaluhu çoluğumuzu, çocuğumuzu, nesebimizi uzak eylesin. Amin. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas te'muruna bil ma'rufi ve tenhevna anil munkar ve tu'minuna billah.